Selam arkadaşlar. Bugün yine güzel bir yere geldim. Arkadaşlar burada çok değişik bir yer var. Küçük bir kaplumbağa bir mağara içinde gibi gözüküyor. Orayı sizlerle paylaşacağım. Burası da şöyle bir taştan yapılmış bir yer, bir oturak gibi arkadaşlar, dikkat ederseniz. Böyle yuvarlak, güzel bir yer. Çok muhteşem bir bölge. Hemen şu küçük sahayı bir daha size göstereyim ve içindeki yerleri göstereyim arkadaşlar. Şurası kare şeklinde bir oturak gibi yapılmış ve altında da geniş yuvarlak bir oturma salonu gibi yapılmış arkadaşlar, eski insanlar tarafından. Önünde şöyle. Gidelim bakalım. Başka neler göreceğiz? Hemen şurada bir mağara girişi var. Şu ileride de arkadaşlar taştan yapılmış basamaklar var. Önce bu mağaranın içini bir göstereyim. Ondan sonra devam edelim bakalım. Çok değişik bir tür. Hemen karşıda bakıyorsun arkadaşlar. Ortada bir tane yılan derisi var. Demek ki burada büyük bir yılan var. Derisini buraya bırakmış. Hemen tam ortada. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama gerçekten derisi bile korkutucu. Ve buradan çıkalım hemen. Bu yılan arkadaş buralarda olabilir. Derisini çıkarmıştır. Buralarda geziyordur. Ve devam edelim. Bakın şurada bir kayada işaretler daha var. Hemen şurada arkadaşlar dikkatimi çeken bir yer de, buraya çıkmak için basamaklar yapılmış. Bakın hemen şuradan göstereyim. 1, 2, 3 ve 4. Hemen şöyle inmeye de çalışayım. Aşağıdan biraz daha rahat gösterebilirim. Bakın arkadaşlar, taşlar üstünde çok güzel basamaklar yapılmış. Burası çok eski bir Pisidya bölgesi arkadaşlar. Eski Pisidyalılar buralarda yaşamışlar. Buralarda kaya mezarları da olabilir. Ama genelde küçük küçük mağaralar var. Ve oraları da göstermeye çalışıyorum. Hatta bir tane mağarada şu arka tarafta, içinde bir tane kaplumbağa var gibi. Hani kaplumbağa define işareti gibi. Ama ne kadar benziyor bilemiyorum. Birlikte gezelim bakalım. Ve buraları da sizlerle paylaşayım. Hemen şurayı bir göstereyim arkadaşlar. Demin yılan derisini görünce ben de biraz korktum buralardan. Şurayı göstereyim arkadaşlar size. Bakın hemen şurası küçük bir kaplumbağa gibi. Sırtında düz bir büyük bir boru şeklinde bir yer var. Çok korkunç aslında burası arkadaşlar. Girmek isterim ama gerçekten burada bir yılan derisi gördüm. Ve o yılanı görmek istemiyorum. Derisini gördükten sonra ve burada göze batan yerleri sizlerle paylaşıyorum. Fazla da tehlikeye atılmak istemiyorum. Ve asıl bu küçük kaplumbağa define işaretinin önündeki küçük kasa var. Orayı da sizlerle paylaşayım hemen. Şöyle çıkalım. Şurası arkadaşlar. Hemen bu kayanın bitişinde. Şurası arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Böyle
etrafı Horasan haçlarıyla örülmüş bir yer. Bu kayanın üstünde. Hemen bu mağaranın içindeki kaplumbağa da burayı gösteriyor olabilir. Çok değişik bir yer. Şöyle göstermeye çalışayım. Hemen şurada da bir küçük kasa gibi bir yer var. Oraya da bakalım. Ama şurayı bir daha göstereyim. Küçük bir mağara, içinde kaplumbağa ve yanında bir küçük kasa. Hemen şöyle ne kadar gözüküyor bilemiyorum. Ve bir de burayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın altında iki tane kapatılmış yer var. Şurası ve şurası. Dikkat ederseniz bunlar sonradan yapılmış ve zamanla taşın rengini almış. Çok güzel bir yer. Hemen şöyle etrafını göstermeye çalışayım. Şurada da bir oyma var. Taşın içine doğru. Çok değişik bir kaya. Bakın. Hemen şu bir değişik bir taş türü. Bakın hemen şöyle arkadaşlar. Yani çok nadir bulunan taşlardan da olabilir. Tabii bilen arkadaşlar bunu videomun altına yazsınlar. Hemen şurada bir taş üstünde oyma var. Orayı da göstereyim. Bakın. Çok bariz işlenmiş insanlar tarafından bir yer. Ve burası arkadaşlar. Ve bu kayadaki büyük bir oyma daha. Arkadaşlar gezdikçe daha da güzel yerler çıkıyor. Gerçekten süper bir yer. Eski insanların olduğu bir bölge. Eski Pisidia bölgesi burası. İlk insanların yerleştiği yerlerden. Gerçekten süper. Hemen buraları gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Etrafında bakalım değişik başka bir şeyler varsa. Onlara da bakalım. Ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Burası da arka bölümü. Hemen şuraları bir gezelim bakalım bir şeyler var mıdır. Burası da o küçük mağaranın üst tarafı arkadaşlar. Çok yüksek bir yer. Çıkalım bakalım bir şeyler var mı? Tabi bu çalıların arasına da dikkat etmek lazım. Burada her an bir yılan çıkabilir arkadaşlar. Biraz önce gömleğini gördük. Şu anda canlı olarak kendisini görebilme imkanımız var. Evet, burası da biraz da üst bölgeler. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, taş videolara destek olursanız bu gibi videolar Türkiye'nin her yerinde devam edecek. İnşallah beğenmişsinizdir. Destek olan ve olmayan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.